Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber fincanda tencerede kek yapımını anlatacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Bu tarifimizde fırın kullanmak yok. Çok beğeneceğiniz bir tarif. Ve kekimizin yapım aşamasına geçelim. Kekimiz için bir adet yumurta ve bir çay bardağı toz şekerimizi şekerimiz eriyinceye kadar çırpalım. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı süt 1 paket vanilya ve 3 yemek kaşığı kakomuzu da ilave edip çırpma işlemine devam edelim. Hazırlamış olduğumuz karışımımıza 2 çay bardağı un ve 1 paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra kıvamlı bir kek hamuru elde edelim. Gördüğünüz gibi normal kek hamurundan biraz daha kıvamlı. Ardından pişireceğimiz fincanlarımızı her tarafına değecek şekilde yağlayalım. Yağlamış olduğumuz fincanlarımıza ikişer tatlı kaşığı harcımızdan katalım. Harcımızı çok fazla doldurmayalım. Fincanlarımızın yarısına gelecek şekilde olsun. Ve keklerimizi pişireceğimiz geniş ve yüksek bir tencereye ihtiyacımız var. Tenceremizin tabanına bir buçuk su bardağı su ilave edelim. Ve fincanlarımızı sırasıyla yerleştirelim. ve tenceremizin kapağını kapayıp yüksek ateşte su fokur diyene kadar bekleyelim. Gördüğünüz gibi suyumuz fokurdadı. Tenceremizin üzerine temiz bir bez örtelim ve kapağını tekrar kapayalım. Bezimizin kenarlarından kıvıralım yanmasın Ve 7 dakika sonra kekimiz pişti. Kapağını açalım ve hemen buharın atmasını sağlayalım. Ardından fincanlarımızı çıkaralım. Bu arada benim harcım artmıştı. Isıya dayanıklı 4 tane kasemde tekrar aynı işlemleri uygulayarak onları da pişirdim. Az önce de dediğim gibi ısıya dayanıklı kazilerinden 4 adet daha çıktı. Ve soğuyan fincanlarımızdan keklerimizi çıkaralım. Servis tabağına alalım. Fincanların tabanına vurdurarak rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bu kekinizi istediğiniz şekilde servis yapabilirsiniz. Ben bugün çikolatayla servis yaptım. Çikolata sosuyla. İster ev yapımı, ister hazır çikolata sosuyla servis yapabilirsiniz. Üzerine toz fıstık serptim ve öyle servisi hazırladım. Size de şimdiden afiyet olsun. Videonun başında da dediğim gibi, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni desteklemiş olursunuz.